Teknobat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün Osman Ender Karender'le birlikteyiz. Merhabalar Osman. Merhabalar Ali. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini izleyicilerimiz için tanıtabilir misin? Tabii ki. Ben gemi inşaat mühendisiyim. Sadece yatlar üzerine ilgileniyorum. Sadece yatlarla ilgileniyorum. Yatlarla ilgili olarak ne yapıyorsun acaba? Yatlarla ilgili olarak sıfırdan bir fikri anahtar teslim, müşteriye teslim edilecek şekilde getirebiliyoruz. Hayalden başlıyor. Fiziksel üzerine binip gezen bir yapıyoruz. Tabii ki suya atıp geziyoruz. Peki bu işlem nerede, nasıl başlıyor Osman? Şimdi ilk önce kafada başlıyor tabii ki. Bize bir müşteri geliyor ve ben bir yat istiyorum diyor. Çok genel anlamıyla. Yat istiyorum. Ben yat istiyorum diyor gerçekten. Daha sonra kaç metre olduğunu, ondan sonra yapılış malzemesinin ne olduğunu, içinin nasıl olması gerektiğini. Bütün detaylarını tek tek konuşuyorsunuz. Bütün detaylarını tek tek aslında müşterilere anlatmıyor, biz tahmin ediyoruz nelerin olduğunu. Onlara hayallerini satıyoruz aslında. Hayallerini gerçekleştiriyoruz ve hayallerini satıyoruz. Tabii bunun içinde bilgisayar kullanıyoruz. Ondan sonra üretim haline bambaşka bir yer tabii ki. Yani tasarımdan başlıyor, üretiliyor, en nihayetinde teslime kadar gidiyor. Evet. Nerede başlıyor bu macera? Peki bütün bu tasarım nerede, nasıl oluşuyor? İşin bir üretim aşaması nasıl gerçekleşiyor acaba? Tabii ki. İlk önce dediğim gibi bir fikirden başlıyor. Biz elimize kağıt kalem alıyoruz ve kağıt kalemle biz iki boyutlu olarak bir şeyler çiziyoruz. Ve bunu müşteriye sunuyoruz. Bu sunduğumuz görselleri müşteri beğenirse ya da içlerinden bir tanesini seçiyor ve biz bunu üç boyutlu hale getiriyoruz. Nasıl getiriyorsunuz Osman? Üç boyutlu hale de tabii ki bilgisayarlarla getiriyoruz. Teknolojinin bize sunduğu bütün şeylerden faydalanmaya çalışıyoruz. Kağıt kalem orada bitiyor artık. Kağıt kalem bitiyor artık. Kağıt kalemden bir sonraki aşama 3D, yani 3 boyutlu tasarım. 3 boyutlu tasarım yapıyoruz. 3 boyutlu tasarım vardı elbette, bilgisayarlı tasarım dediğim tabii gibi. Kullanılan uygulamalar, kullanılan sistemler, bir yazılım olarak ne kullanıyorsunuz? Mesela benim en çok duyduğum 3D Max var yazılım. Tabii ki. Şimdi burada ikiye ayrılıyor. Biz bilgisayarda hem mühendislik tasarımını yapıyoruz yatın, evet, hem de tasarımını yapıyoruz. Yani estetik tasarımını yapıyoruz. Görsel mühendislik. Yani evet, iki parça. İki parça halinde yapıyoruz. Mühendislik tasarımı için kullandığımız bir sürü program var. Genelde Ansys'in modülleri kullanılır. Ansys programının modülleri kullanılır. Daha sonra SolidWorks programı. SolidWorks'un sık sık adını duyuyoruz. Evet. Yani çok güçlü bilgisayar gerektiren programlardır aslında bunlar. Bunun haricinde MaxSurf diye de bizim gemi inşaata özel bir programımız var. Bunu kullanıyoruz ama işin estetik boyutuna geçtiğimiz zaman da yat tasarımı için uzmanlaşmış uzman yat tasarımcıları genelde Rhinoceros programını kullanıyorlar. Rhinoceros programında bir yatın dış styling dediğimiz dış tasarımını, dış mekan tasarımını, daha sonra interior yani iç mekan tasarımlarını da gerçekleştirebiliyoruz. Daha sonra bunların görselleştirilmesi işi devreye giriyor. Çok kademeli bir tasarım var yani. Birden fazla program kullanılıyor. Son kullanıcıların genelde bizim oyuncuların mı diyeyim, bilgisayarla günlük hayatta sadece haşır neşir olan kullanıcıların pek bilmediği uygulamalar bunlar. Özel uygulamalar. Özel uygulamalar. Mühendislik uygulamaları. Dediğim gibi, anladığım kadarıyla bunlar şey açısından, bilgisayar açısından, programlama açısından da ağır programlar. Evet. Biraz güçlü sistemler gerektiriyor. Mutlaka. O noktada workstation dediğimiz bilgisayarlar anladığım kadarıyla devreye giriyor. Benim ofisimde zaten workstation'ım var. Masaüstü sistem mi kullanıyorsun? Masaüstü sistem kullanıyorum. Peki dizüstü sistem niye kullanmıyorsun burada? Dizüstü sistem bilmediğimiz için başta workstation'a bir yatırımımızı yaptık ama ben taşınabilir bir workstation olduğunu daha önce bilseydim, yani bilseydim demeyeyim de biraz da güvenseydim aslında. Çalıştırabileceğine mi güvenmiyordun? Çalıştırabileceğine güvenmiyordum açıkçası. Öyle bir evet, çekincemiz vardı. Eskiden dediğin gibi masaüstü sistemlerle dizüstü sistemler arasında çok büyük bir uçurum vardı. Evet. Ben burada işin tabii mühendislik tarafından çok, bizim oyuncuların, gündelik hayatta normal program kullananların, en basına Adobe'un, Photoshop'un, grafik tasarım, evet, benzeri programlarda masaüstü çok yüksek performans veriyordu. Dizüstü bilgisayarlarda genelde o kadar yüksek performans alamıyorduk ama son birkaç senedir bu trendin değiştiğini görüyoruz. Çok güçlü mobil ekran kartları çıkıyor. Workstation'larda da malum Nvidia'nın Quadro serileri, evet, var. Şimdi zaten burada seni esas konuk etme, davet etme sebebimiz olan da MSI'nin mobil workstation'ı, dizüstü bilgisayar olarak bu tarz tasarımcıları, mühendisleri, profesyonel çalışanları hedef alan bir sistem var. Bu sistemin senin kullandığın uygulamalarda nasıl performans verdiğine,
masaüstü bir sisteme alternatif olup olamayacağına, işini yapıp yapamayacağına birlikte bakalım istiyorum. Tabii ki, tabii. O zaman istediğin gibi programları buyur. Kuralım, kullandığın programları performansına birlikte bakalım. Tamamdır. Evet Osman, MSI'nin GT62OK Workstation'da uygulamaları kurdun. Neler kurdun acaba? Ali'cim, yat tasarımında kullandığımız belli başlı programları kurdum ben bu bilgisayara. İlk önce AutoCAD var, Rhinoceros programı var, KeyShot programı var. Daha sonra mühendislik programları olan, çok da popüler olmayan aslında, sadece gemi inşaatçıların kullandığı MagSurf ve modüller olan HullSpeed ve SeaKeeper programlarını kurdum. Farklı uygulamalar. Bunlardan hangilerini bize gösterebilirsin acaba? Ali'cim, ilk başta Rhinoceros programıyla, şimdi sormuştun ya sen yat tasarımı nasıl başlıyor diye. İlk önce elimizde çiziyoruz iki boyutlu olarak. Daha sonra 3 boyuta geçirdiğimiz programımız bu. Rhinoceros programında 3 boyuta geçiriyoruz. Şimdi yani açılış hızı muazzam. İlk önce onu söyleyeyim. Şimdi bu esnada ben tabii ürünün mühendislik programlarından anlamadığım için açık konuşayım. GT60 ile ilgili olarak çalıştığım şey teknik özellikler oldu. Bu tür bilgisayarlarda SSD kullanımı ve RAID kullanımı var Osman. İki tane 64 GB'lık SSD RAID 0 konfigürasyonunda birleştirilmiş. Bu da şu anlama geliyor. Belleklerde olduğu gibi çok kanallı bir şekilde senin masa üstünden yüklediğin bu uygulamalar hızlı bir şekilde açılabiliyor. Çok hızlı bir şekilde açılabiliyor. Aynı şekilde Windows başlangıç hızı da diğer uygulamaların yükleme hızı da artıyor. Doğal. Peki Rhino'da, senin çok sık Rhino dediğini duyduğum için tabii, ben de Rhino Service yerine Rhino demeye başladım. Tabii. Ne yapıyorsunuz tam olarak, 3D mi? Şimdi 3D yapıyoruz. Tabii bu noktada benim daha önce çizdiğim bir projeyi hemen açmak istiyorum. Çizmek bayağı uzun zaman alıyor sanırım. Çizmek tabii biraz uzun zaman alıyor ama bu tasarımcının hızıyla da alakalı. Ama gördüğünüz gibi yani açılış hızı muazzam. Bu benim daha önce çizdiğim bir proje. Ve şey geçişlerine bakıyorum, ekran geçişlerine bakıyorum. Bir kere ilk önce şu görüntüyü gördüğüm zaman benim hoşuma gidiyor. Çünkü ekran çok güzel. Net, parlak. Ekran çok net, çok parlak. Bununla birlikte benim ilgimi çeken bir şey var programla ilgili. Sen az evvel 4 tane parçaya bölünmüş şekilde sadece burada bir 3D tasarımı değil, hani yukarıdan, yandan, farklı açılardan tabii da ki gösterdin. Tabii hani ki. Bunlar bizim için gizemli mühendisliğin dünyası olarak öğrencilerine ya da öğretmenlere tanıdık geliyordur elbette. Yok, estağfurullah. Tam olarak şunu söyleyeyim. Biz gemi inşaat mühendisliği lisans programında 3 boyutlu düşünmeyi, aslında genel olarak mühendislerin aldığı formasyon 3 boyutlu düşünmektir. Yani bir uzay geometri eğitimi alıyoruz mühendisler olarak. Bu gemi inşaatta özellikle yat tasarımında yatlarla ilgilenenler için de ekstradan önem kazanan bir peki, durum. Peki, sana şunu sorayım daha basit bir şekilde. Tabii ki. Burada sadece bir çizim değil, çizimin üzerine bir kaplama da var gördüğüm kadarıyla. Ben şimdi müşteri olarak senden yat istiyorum ama burada rengini krem rengi görüyorum. Beğenmedim. Sen bunu değiştirebiliyor musun ama? Ben bunu hızlı bir şekilde değiştirebiliyorum ama Rhinoceros programı bu iş için biraz hantal kalabiliyor. Ben onun için KeyShot isimli programı kullanıyorum. KeyShot'ı açıyorsun. KeyShot'ı açıyorum burada. Daha önce çizdiğim, daha önce tasarladığım, Rhinoceros'ta tasarladığım projeyi hızlı bir şekilde KeyShot'ta açıyorum. Import ediyorsun buradan. Evet, import ediyorum. Bu arada 13 metre yelkenli sanırım. 13 metre Y yazıyor. Evet, yelkenli. 13 metrelik bir yelkenli projesi bu, evet. Şimdi ben bunu tabii ki kendi dizüstü bilgisayarımda da açıyorum. Fark nasıl? Muazzam bir fark var. Adeta ben şu anda kendi ofisimde bir workstation, yani kendi workstation'da çalışıyormuş gibi. Masaüstü bilgisayarda aldığım performansı dizüstü. Aynen öyle. Birebir aynısı. Çünkü yani bu geçişleri yapmak, bu hızlı bir şekilde, bak takılma yok tekneyi döndürürken. Bunlar muazzam bir şey. İkisini yan yana koyup kıyasladığımız zaman daha iyi anlaşılacak eminim ki. Tabii ki. Diyelim ki rengini değiştirdin ya da bir şey yaptın. Benim en çok merak ettiğim noktalar onlar açıkçası. Renk... Sen çalışırken, renk değiştirirken ne yapıyorsun? Şimdi burada ufak bir library'miz var. Material... Ufak dediğin library bayağı büyük. Material library'miz var. Diyelim ki biz rengini değiştirelim. Dışını beyaz istemiyorum da ben diyorsun. Evet. Ne istiyorsun? Turuncu istiyorsun farz edelim. Canlı bir renk. Canlı bir renk. Hatta bunu renkli, biraz da böyle metalik falan da istiyorsun. Hemen getirip buraya koyuyoruz. Anında boyandı. Anında boyandı. Hızlı bir şekilde, bunların hızlı olması gerekiyor zaten. Hızlı olması önemli. Niçin Osman? Yani hız tamam, her zaman önemli de. Bir, senin işin açısından bir önemi var mı hızın?
Tabii ki işim açısından bir önemi var. Şimdi ben kendi laptopumla bir müşterinin yanına gittiğim zaman, bir müşteri ziyareti yaptığım zaman karşımdaki insan diyor ki ya burası krem rengi yapmışsın ama diyor ben bunu belki turkuaz istiyorum diyor. Şimdi ya da turuncu istiyorum diyor. Şimdi hızlı bir şekilde bunu getirip boyayabiliyor olmak diğer dizayn ofisleri karşısında senin elini güçlendirir. Peki başka neler yapabiliyorsun burada? Başka örnekler neler var? Bu tabii program için bunun, bununla, başka bir programla. Burada çünkü pek çok şey görüyorum. Glass görüyorum, light görüyorum. Pek çok şey var orada. Materyaller var, tabii, değişik şeyler var. Şimdi bunu bir yat tasarım programı olmasından ziyade endüstriyel tasarım. Yani bir render programı aslında. Şimdi bunu bir yat olarak değil de minimal bir obje olmasını istiyorum. 3 boyutlu printerler de biliyorsun yavaş yavaş revaçta. Onlar da popüler olmaya başladılar. Bunun bir endüstriyel bir obje olmasını istiyorum. Yani bir evime koymak istiyorum diyelim ki bunu. Evet. Ne yapman gerekiyor? Ve bunun bir cam olmasını istiyorum. Cama getirdim, koydum buraya. Hızlı bir şekilde bunu. Yani sadece materyallerini değiştiriyor. Senin uzman olduğun gemi yat tasarımında değil de bardak tasarımından ev içindeki eşyalara ya da iç mimari tasarımına kadar pek çok yerde farklı meslek dallarında kullananlar. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bu arada yani bu programların ben şey yaptığını öğrenmiş oldum. Birbirini tamamlıyorlar. Sen bir tanesinde çizimin 3D çizimi yapıyorsun hızlı bir şekilde. Başka bir tanesinde materyali, rengi, görsel özellikleri değiştiriyorsun. Evet. Çok güzel. Peki başka programlar neler var kullandığın, değiştirdiğin, uyguladığın? Tabii ki. Bunun haricinde kullandığım daha önce söylediğim gibi mühendislik programları, MacSurf ve modülleri var. Bunu da çok ufak göstereyim ben size aslında. Şimdi MacSurf programı şöyle bir dizaynı açtım. Daha önce yapılmış, yine hazırladığımız bir şey. Evet. Bu tamamen mühendislik programı olduğu için artık görsel olarak bir şey ifade etmeyebiliyor insana. Yani şuna baktığınız zaman kimse, hiçbir müşteri ya da hiçbir İnsan, bu işin arka planındaki zor kısım diyorsun. Bu işin arka planındaki gözükmeyen kısmı. Peki bu program ne sağlıyor sana? Bu programda teknenin mühendislik hesaplarını yapıyoruz. Şimdi batmamasını sağlıyorsun yani. Yani aslında. Yüzmesini sağlıyorsun. Şöyle bir baktığınız zaman işte tekne kaç ton, çeşitli bizim kullandığımız parametreler nelerdir vesairedir. Onun haricinde teknenin arkasından çıkarttığı dalga, o köpürttüğü dalga anlayamazsınız dediği şey var işte ya. İşte anlayamadığım kısım, anlatabilir misin aslında? Anlayamadığınız kısmı bir sağ olsun. Görelim, anlayamadığımız kısmı görelim en azından. Tabii ki, tabii ki. Yine aynı şeyi açıyorum. Projeyi açıyorum. Perspektif, profil falan, gene, body plan. Yani bir 3 boyut algısını koyuyor bütün kullandığımız programlar insanda. Bir de bu uygulamaların arayüzü beni korkutuyor genellikle. Çok fazla tuşa basıyoruz maalesef. Öyle bir sıkıntısı var. Buradan çok basit bir şekilde yani çok basit bir analiz yapıyorum şu anda. Bu tekne kaç beygire, kaç beygirle, kaç nat, kaç deniz mili sürat yapabilir? Geminin, teknenin hızı. Böyle bir rezistans analizini yaptım. Bu rezistans analizi, ya daha doğrusu direnç analizini normal bilgisayarda da yapabiliyordum ama şimdi normal bilgisayarda yapamadığım şey gerçekten o teknenin arkasından çıkan dalga hesabı zor bir hesap. Uzun yani anlayamazsın diyor ya oradaki çocuk. Gerçekten anlaşılmaz bir şey. O dalganın çıkarttığı köpükler. Diyelim ki bu tekne 10 deniz mili süratle giderken arkasında nasıl bir dalga çıkartıyor? Bunun hesaplaması uzun sürer normalde. Ama şöyle uzun sürer. Yani normal bir masaüstü bilgisayarda, normal bir dizüstü bilgisayarda hesapla tuşuna bastıktan sonra bir yemek yemeniz falan gerekir. Bayağı uzun bir mola. Hatta yani internetten yemek siparişi verirseniz ancak gelir. Şimdi ben orada bu konuyla ilgili bildiğim birkaç bir şey paylaşayım. Genelde grafik render paralel işlem olduğu için ekran kartını, bunun içerisindeki Quadro'yu, Quadro K3100M'i kullanıyor. Evet. Ama
işlemler içindeki Intel'in Core i7 4800 MQ işlemcisiyle yapılıyor. Hı hı. Bu da 2.7 ile 3.7 arasında GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Hyper Threading'li son derece güçlü. Bir dizüstü bilgisayarda bulunan en güçlü işlemci RAM bir tanesi. Onda bile ciddi bir vakit alması söz konusu anladığım kadarıyla. Ki daha zayıf işlemcilerde, eski dizüstü işlemcilerde ya da zayıf masaüstü işlemcilerde düşünmek istemiyorum. Ekran kartının farkına gelince, ekran kartında da çok ilginç detaylar öğrendim. Normal oyun ekran kartlarının aksine yine hesaplama, yine grafik kaplama işlemlerinde ciddi bir performans farkı sunuyor. Bu arada sistemle ilgili birkaç teknik özellik daha paylaşayım. 16 GB DDR3 1600 MHz belleğe sahip. Gördüğünüz ekran 15.6 inç. Bir de sana şeyi sormak istiyorum Osman. Bu ekranda sen çalışıyorsun. Çözünürlük ve ekran genişliğini nasıl buldun? Bir masaüstü bilgisayarda tabii daha geniş ekran kullanma imkanın var. Dizüstü bilgisayarda bunda 15.6 var. Çalışırken rahat mısın, değil misin? Ne kadar rahatsın? Bir kıyaslarsan nasıl değerlendirirsin? Yani ekran görüntüsü muazzam. İnsan oturduğu zaman hakikaten bilgisayarın karşısına bu ekran bir kendini alıyor seni. Ya bir içine alıyor seni resmen ekran. O IPS ekranla panelle ilgili bir şey. Evet. Renk kalitesiyle ilgili bir şey. Bir de tabii şey var. Bütün burada görünen renklerin gerçeğe ne kadar uygun olduğu var. Sana bir de onu sormak istiyordum. Bu tarz bir şeyde ekstra bir renk kalibrasyonu için monitör kullanmaya ihtiyaç duydun mu? Renkleri ne kadar gerçeğe yakın veriyor? O senin tecrübende nasıl? Yani daha önce kullandığım bilgisayarlarda bir şeye ihtiyacım oluyordu. Ekstradan renk ayarı için ekstradan monitör. Ekstradan bir ayara ihtiyacım oluyordu. Daha sonra çok yani normal monitörler A'ysa 3A paraya satılıyordu bu monitörler. Ama bu bilgisayarın monitörün de anladığım kadarıyla bu kalibrasyon yapılmış vaziyette. Önceden hazırlıyorsun. Bu insanın elini muazzam kuvvetlendiren bir şey. Sonuçta geminin arkasından çıkarttığı o anlayamadığımız dalgalar. Anlayamadığımız dalgalar bu programda hızlı bir şekilde hesaplandı gerçekten. Etkileyici bir görüntü Osman. Şimdi bu arkadaki dalgaların hesabını yaptı. Neye yaradığını ben gerçekten anlayamadım. Ama görüntü gerçekten çok hoş. Burada 3 boyutlu bir ortam var. Resmen suyun üstünü modellemiş. Hı hı. Suyun üzerinde dalgalar var. Evet. Bu bilgisayar hesabıyla gerçekten simüle edildi şu an. Evet. Yani güzel. Oyunlarda bunun çok daha basit bir şekilde yapılması bile bayağı bir emek alıyor. Bunun dışında bu programda sana diğer mühendislik hesapları yapıyorsun. Yemiyle ilgili bütün detayları görüyorsun. Bu dirençle ilgili bir modülüydü MagSurf programının. Bir de geminin acaba dalgalar içerisinde ne yapar diye bir başka modülü daha var. Seakeeper. Seakeeper modülü. Şimdi gene aynı projemizi açıyoruz. Ki bunları normal ben masa üstünde yani normal masa üstü PC'de ya da dizüstü bilgisayarda yaptığım zaman hakikaten zaman alan şeyler bunlar ve arka planda birkaç uygulama çalıştırdığın zaman durum nasıl oluyor? Bir de onu sorayım. Hepsini arka arkaya çalıştırdığın zaman dizüstü sonunda onu hiç sorma diyorsun. Tamam. o konuyu orada RAM aslında biraz devreye giriyor. 16 GB RAM olduğu için bunu da biraz rahatlatıyor. Şimdi ne yapıyorsun Osman? Şimdi ben bu tekne 15 deniz mili hız yaptığını düşünüyorum. Evet. Teknenin deniz içerisindeki en kötü durumu dalgalar gemiye baş taraftan vurduğu zamandır. İnsanların en çok deniz tuttuğu durum budur. Onu modelliyorum şu anda. Yani bildiğin insanlar üzerindeki deniz tutmasını şu an modelliyorsun. Evet, aynen öyle. İşte bu bilgisayarın yapmadığı, mühendisin bildiği kısım anladığım kadarıyla ne yaptığını bilmek. Evet, biraz öyle. Çok basit bir Akdeniz'de acaba ne olur görüntüsü bu. Akdeniz'in incisi sence neresi Osman? Antalya. Antalya diyorsun. Antalya. Ama bence. Tamam. Sence de. Herhangi bir polemiğe mahal vermeyelim. Bayağı ilginç bir hesaplar var. Büyük bir merakla şeyde izliyorum yani şu an. Evet. Bu gemi Akdeniz'de bu hareketleri yapıyor. Çok fantastik. Gerçekten. Yani şu an geminin bu rastgele dalgalar mı? Senin belirlediğin şartlar mı? Gerçekten yoksa Akdeniz'i mi simüle ettin şu an? Şu an Akdeniz'i simüle ettim ama şimdi insanlar hep kıyılardan bakıyorlar ve denizin düz olduğunu zannederler. Evet. Ama açıklarda ya da bu gemilerin hareket ettiği, seferlerini devam ettirdiği rotalarda genelde dalgalı denizler vardır. Dalgalı. Yani düz deniz açıkta neredeyse yok. Çok ilginç detaylar yine Osman. Peki bir şey soracağım. Tekrar Rhino'ya özellikle dönersek orada bir iki tane atladığım soru vardı. Bu programlar da çok hoş ama 3D tasarımı en ağır gösterdiği için evet.
Özellikle onda. Şimdi ben bunda 4 tane ekranı gördüm. Hı hı. Ama dizüstü bilgisayarda şu an tek ekranda çalışıyorsun. Evet. Masa üstünde çoklu ekran konfigürasyonu kullanıyor musun? Bu bilgisayarla böyle bir şey yapmaya çalıştın mı? Tabii ki kullanıyorum. O çok önemli bir detay. Şundan dolayı önemli bir detay. Şimdi ben bunu... tek ekranda 4'e bölünmüş çalışırken... Şimdi şöyle anlatayım. Burası bir yüzey farz edelim. Evet. Ben bu yüzeyin bir kısmını değiştirmek istiyorum. Bir kısmını yukarıdan baktığımda değiştirdiğimde, hı hı, yandan bakıldığında da yani yan görünüşünde de değişecek. Doğru. Şimdi ben bunu 15.6 inçte ya da 22 inçte ya da 24-26 inçte tam olarak görmem mümkün olmadığı için ben ofisimde 3 tane 21 inç monitörüm var. Onlardan bakıyorum. Yani monitörleri bu dizüstü bilgisayara bağlayabiliyor musun? Buna bağlanıyor. Kaç tane bağlayabiliyorsun peki Osman? 3 tane bağlayabiliyorsun. Yani bu ekranla birlikte 4 ekran oluyor. Evet. Tamam. Ryan'ın 4 tane o penceresi için müthiş 4 ayrı ekran kullanabiliyorsun. Tabii sadece bunun için de değil. Yan tarafta diyelim ki bu teknenin üretilirken, bu tekne tasarlanırken uymamız gereken kuralların olduğu listede olabilir. Anladım. Onun haricinde bu geminin yapım kuralları da olabilir. Bunun haricinde yani bu gemiyi hangi denizlerde kullanacağımızın fikrine en azından bir farklı bilgi ekranlarını önünde açıyorsun. Tabii yani ki onları da açıyorum. Çoklu ekranda çalışmak için de güzel bir şey. Çoklu ekranda çalışmak çok önemli. Çok önemli diyorsun. Zaten normal ekranın 15.6 inç olmasının ötesinde benim gördüğüm bir 3K desteği var. 2880x1620 çözünürlük. Bu normal bir grafik tasarımcı için de hani benim nispeten biraz daha yakın olduğum konuda evet, Full HD görüntüyü içine birden fazla sığdırabiliyorsun. Evet. Ama senin açından bunları ayrı ayrı görmek için de çok ekran olması çok güzel. Müthiş. Müthiş. Bunda en çok render işlemini dediğin gibi Rhino yapıyor sanırım. Yani ekran kartının performansını en çok acaba Rhino mu kullanıyor? Onu anlamak istiyorum. İşlemci, ekran kartı, şimdi bunda Quadro kullanılıyor ya, Nvidia'nın Quadro serisi. Normal GTX'ten farkını izleyicilerimiz için özetlemek gerekirse bir tanesi mühendislik hesaplarda daha başarılı. Evet. Ya da böyle söyleyeyim. Evet. Senin pratikte gördüğün performans farkı nasıl? Ya da en çok hangi uygulamalarda ortaya çıkıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Render'da Rhinoceros ve birkaç tane modülü var. Onlar kullanılıyor ama ben daha çok KeyShot programını tercih ediyorum. Şimdi size şöyle bir ufak bir gösterimde bulunabilirim. Hızlı bir şekilde bu tekneyi ilk Ctrl-Z yaptığım gözümden kaçtı. Tabii tabii Ctrl-Z ile ilk açtığım şekle getirdim. Şimdi açıkçası render alma hızı olarak benim ofisimde kullandığım masaüstü workstation'dan çok bir farkı yok. Peki şu an kullandığın dizüstüyle farkı nasıl? Şu an kullandığım dizüstüyle farkı da işte Porsche ile neyi yarıştıralım? Neyi yarıştıralım? Fiat BIS 126 bilir mi bilmiyorum izleyiciler. Çok eskide kaldı o kutu gibi küçük arabalar. Ya da Uno'yu ama herhangi bir şekilde modifiye edilmemiş. Bu çok önemli. modifiye edilmemiş. Fiat serisi gibi yani. O zaman karşılaştıralım. Tabii ki. Şimdi ben kullandığım dizüstü bilgisayarıyla bu MSI'ın bilgisayarı dizüstü workstation arasındaki farkı bir render alarak, bir render uygulamasıyla evet, göstermek istiyorum. Gerçekten benim iki tane mouse var önümde. İki tane mouse var. İkisini aynı anda render'a basacağım ve farkı göreceğiz şimdi. İkisinde 3 2 1 render'a bastım. İkisinde de yes'e bastım. İkisinde büyüttüm. Yukarıda %2, %0. %4, %0. Gidiyor böyle. Evet. Bakalım %10'a geldiğinde yüzde kaçta olacak bu? Şu an tabii ekranda görünen çözünürlük bakıyorum. Yani ekrandaki renkler arasında da çok büyük fark var. Ekrandaki renkler arasında da çok büyük fark var. Bir de bu görseller 1920'ye 920 çözünürlüğünde. Evet, bakıyorum burada 1920'ye 878, 1920'ye 928. Ortalamasını aldım. Ekranın oranı ile ilgili evet, olarak birkaç bitlik fark var. Hatta bundaki çözünürlük daha düşük şu an. Daha düşük. Evet. Göreceli olarak. Ancak tabii ki normal bir dizüstü bilgisayarla bir workstation arasında bitti. Bitti. Sözünü evet, kestim ama kusura bakma. Estağfurullah. %7'ye %100'lük bir fark var. Tabii. Yani normalde çalışırken bu süre senin daha fazla iş yapman ya da daha fazla dinlenmen anlamına geliyor. Tabii ki. Şimdi programların açılış hızları daha hızlı dedik Osman. Ne kadar hızlı bakalım. Evet, şimdi bunun ufak bir testini gerçekleştireceğim. Bu daha önce benim çizdiğim bir AutoCAD dosyasıydı. AutoCAD dosyasının açılış hızından bile nasıl fark olduğunu göreceğim. Aynı anda ikisinde birden Enter tuşuna bastım.
Workstation'da, MSI'da arada uyarı açıldı, uyarı sadece olsun. Son derece Workstation'da açıldı bile. Yakınlaştırıp daha sonra yakınlaştırıp uzaklaştırma arasında şu anda iki mouse'u birden tutuyorum ve Workstation'da istediğim hamleyi yaparken kendi normal bilgisayarımda biraz yavaş var, oluyor bu var. İşlemde. Performans bir takılma var, bir takılma problemi var. Bu takılma problemleri de aslında insanların motivasyonunu düşürüyor. Çalışma motivasyonlarını düşürüyor. Bir final değerlendirme yapalım istersen Osman. Final değerlendirme yapalım tabii ki. Evet Osman, GTA 62 OK'yi sen kullandın özellikle. Ben de yanında uygulamaların performansına baktım ama burada sana birkaç tane final değerlendirme sorusu sormak istiyorum. Öncelikle ekranın görüntü kalitesini nasıl buldun? Çalışırken bu yüksek çözünürlük sence rahat mıydı? Bir de tabii çoklu monitör konusunda düşüncelerin. Sırayla başlayalım. Renkler. Şimdi renklerin kalibrasyonu güzel. Güzel görünüyor. Canlı renkler. Panel muazzam. Görüntü muazzam. Gerçekten insanı çalışmaya teşvik eden bir görüntüsü var bilgisayarın. O noktada önemli olan bir şey var. Genelde tasarımcılar, masaüstünde grafik tasarımı yapanlar da söylerler. Renklerin gerçekle uyumu. Yani gerçek hayattaki mesela baskı ile ilgilenenlerde baskı renkleri vardır. Öte yandan üretimle ilgilenenlerde de tabii ki materyalin gerçek rengi vardır. Evet. Oradaki uyum nasıl? Oradaki uyum neredeyse gerçeği modellemişler. Yani birebir yapmışlar. Çok beğendim. Gerçekten beğendim. Peki, yüksek çözünürlüklü bir ekran olduğunu söylemiştik. 2880'e 1620. 3K çözünürlük var. Evet. Çalışırken yüksek çözünürlüğün bir avantajı var mı sence? Çalışırken yüksek çözünürlüğün tabii ki bir avantajı var. Şimdi bir render aldığınız zaman diyelim, bunu yüksek çözünürlükte aldığınız zaman daha büyük çıktılara renkler bozulmadan ya da yüzeyler bozulmadan çıktı alma imkanınız var ve bu özellikle sunumlarda çok işimize yarıyor. Yani ben yat tasarımı için konuşuyorum tabii ama grafikle ilgilenen, bu konuyla ilgilenen profesyoneller için de önemli bir detay bu. Orada bir de esas sormak istediğim şey tabii ki sadece aldığın çıktının ya da görselin çözünürlüğünden öte bir de çalıştığın ekranın içerisinde bu yüksek çözünürlükte ikonlar dağılırken bazı yerlerde bazı programlarda mesela ikonlar çok küçülür ya da bazılarında çok büyür. Evet. Senin çalışma ortamın rahat mıydı? Yani bir problem çıkmadı. Gerçekten rahat. 3K çözünürlükte diyorsun normal senin yat tasarımında kullandığın uygulamalar gayet uygun bir şekilde ikonları yerleşti. Üçüncü soruya gelirsek çoklu monitör desteğinde bunun arkasında ben DisplayPort, iki tane DisplayPort, bir tane HDMI çıkışını gördüm. Ben normalde HDMI çıkışını standart masaüstü bilgisayarı ya da dizüstü bilgisayarı değerlendirirken hemen televizyona bağlamak için düşünürüm. Sen bunu normal kullanımda çoklu ekranda bir rahatlık sağladı mı sana? Tabii ki sağladı. Şöyle söyleyebilirim. Ben bu bilgisayarı test ettiğim zaman iki tane monitör bağladım bilgisayara ve normal bir işimde ne yapıyorsam o işlemleri tabii o işlemleri devam ettirdim ve hiç problem çıkartmadı bana. Yani workstation'ın performansını verdiği gibi zaten çoklu ekranda çalışmak da önemli bir şey. Çoklu ekranda çalıştığımız zaman biraz daha verimli oluyoruz. Peki bir şey soracağım. Çoklu ekranda çalıştığın zaman oluşuyor musun? Arıyor musun yani onu? Evet. Arıyorsun değil mi? Esas olan yani. İnsan rahata alıştığı zaman, hıza alıştığı zaman onu istiyor genellikle. Normal dizüstü bilgisayarla ya da normal masaüstü bilgisayarla performans farkı var demiştin zaten her şeyden önce. Burada yeni Quadro K3100M eski seriydeki benim araştırdığım ve gördüğüm kadarıyla, profesyonellere sorduğum kadarıyla eski K4000'in performansına hemen ulaşmış seviyede deniliyor. O güzel bir avantaj. Tabii ben teknik özellik olarak baktım ama sen finalde kullanım hızı, ergonomisi, rahatlığı olarak bir workstation'ın, bir profesyonelin hayatına gerçekten katma değer kattığını söyleyebilir misin? Tabii. Burada normal bir dizüstü bilgisayar yerine workstation tercih etmek gerekir diyebilir misin acaba? Ben bunu merak ediyorum en çok. Çünkü pek çok dizüstü bilgisayar seçeneği var. Masaüstünü karıştırmayalım, pek çok masaüstü seçenek de var ama o apayrı bir dünya. Dizüstünde workstation sence gerekli mi çalışan için? Yani ben bu bilgisayarı kullanmadan önce, bu workstation'ı kullanmadan önce gerekli değil diyebilirdim ama şimdi bunu gördükten sonra düşüncelerim çok değişti. Çünkü şimdi yani hızlı yapmamız gerekiyor. Bizim yaptığımız her şeyi hızlı yapmamız gerekiyor. Hızlı yaptığımız için de bizim isteklerimizi, en azından bizim hızımıza yetişebilecek, bizim isteklerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek bir device'ımız olursa elimizin altında, bir cihazımız olursa, bir aracımız olursa
çok daha verimli çalışmaya başlarız biz. Sektör ve dünyada zaten bunu bekliyor değil mi? Maalesef. Devamlı hız, her şey anında olsun, hemen olsun, hızlı bir şekilde ulaşsın. En çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bu. Bizim videolarımızda da genelde öyle, daha çok daha hızlı yapıyoruz. Yani 10 yıl önce cep telefonlarında kamera yoktu yani, en basitinden bunu söyleyeyim. O hız konusunda. Dizüstü bilgisayarlarında, çünkü o noktada şey vardır, workstationlarda eskiden ezber vardı, sadece masaüstü olur deniyordu. Evet. Artık dizüstü bilgisayarlarında performansı belli bir seviyenin üzerine geçmiş onu. Zaten oyun bilgisayarlarında da gördük, evet. Bir de üzerine workstation'da görmüş olduk. Ben o zaman katıldığın için, daha doğrusu bir workstation'ı profesyonel gözüyle, bir yat tasarımcısı gözüyle değerlendirdiğin için çok teşekkür ederim. Ben çağırdığın için çok teşekkür ederim. Bu imkanı bana sunduğun için. O zaman izleyicilerimize yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kal diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.